Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu orkidelerimizi kaçıncı boğumdan keselim? Hangisi bizim için daha faydalı olur? Onunla alakalı bir video çekeceğim. Şu an sizlere söyleyebileceğim orkideyin en uç kısmını bakın şöyle başlayayım. Gördüğünüz gibi minik bir orkide. Çiçekleri şu an dökülmek üzere. İki dalda gördüğünüz gibi çiçeklenmiş vaziyette. Geliyor arkadaşlar. Üçüncü alt kısmındaki dalı görüyorsunuz. Çiçeklenmiş vaziyette. Buradaki orkideyi de üzerinde dört tane dalı var arkadaşlar. Ve ben bunları üçüncü boğumdan budamışım. Üçüncü boğumdan budadıktan sonra gördüğünüz gibi tekrar çiçekler açmış ve dökülmüş vaziyette. Ve hiç alt kısmında da gördüğünüz gibi yeni bir dal gelmiş. Şu an çiçekli olanlar oradan gelmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dördüncü boğumdan arkadaşlar dördüncü boğumdan çiçeklerimiz açmış. Dördüncü boğumdan tekrar çiçek gelmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi de bir kurumuş tam uç kısmında kurumuş olan bir orkide var. Ve buradaki orkidemiz de üçüncü boğumdan arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir, iki, üçüncü boğumdan tekrar bir dal getirmiş bir ve dördüncü boğumdan da yeni bir filiz açmış arkadaşlar. Şimdi burada göreceğiniz gibi şunu da göstereyim. Burada yeni bir dal gelmiş. Alt kısmında yan kısmında da bir filiz vermiş. Ben size en büyük tavsiye arkadaşlar şu an için orkidenin gördüğünüz gibi kurumuş olan kısımlarını uçlardan keselim ve alt kısımlarına bir şans daha verelim. Neden bir şans daha verelim diyoruz dememizin sebebi de şu arkadaşlar. Dört dallı orkidenin nereden çiçek açacağı, nasıl açacağı hiç belli olmuyor. Dört tane dalı olan bir orkide. Ben bunların uç kısımlarını en üstlerinden budadığım oldu, budamadığım oldu. Bu benim orkidenin yapısıyla alakalı. Kuruduysa herhangi bir şekilde dokunmadım. Gördüğünüz gibi bu boğum sayıcılığında 1, 2, 3, 4, 5. boğumdan geliyor. Yani şimdi yeni gelen orkidelerde ben şu an orkidelerde bildiğiniz gibi güvercin gübresi sularken muhakkak katıyorum. Gördüğünüz gibi şu çift dallı bir tek dalla iki tane tomurcuk açmış vaziyette gözüküyor. Ve burada da 5. boğumdan gördüğünüz gibi filizlendi. Dediğim gibi uç kısımlarından düz değinim arkadaşlar herhangi bir şekilde dokunmayalım. Neden? Yeni bir orkide aldığımız zaman malum çok fazla hacimli oluyor ve uzun oluyor. Fakat daha sonra evde tekrar açtığı zaman hem yeni gelen dallar kısa oluyor arkadaşlar hem de bu dalların uzaması çok büyük zaman alıyor. İlk gösterdiğim gibi orkide çok formlu olduğu zaman aynı anda hem dal çıkartabiliyor hem de normal çiçeklenen orkideler üst kısımlarından da verebiliyor. Şunu göstereyim. Bakın dökülmüş bir orkide. Uç kısımlarında bir canlılık vardı. Dokunmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni yeni yürümeye başladı. Ve alt kısmındaki kalın çiçeği görüyorsunuz. Ve yan kısmındaki bakın filizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hem üstten yürüyor iki dal hem daldan bir filiz veriyor 3 ve alt kısımdan yeni bir kök yeni bir dal daha veriyor. Yani demek istediğim kesinlikle ve kesinlikle budamayabilirsiniz. Budadığınız zaman da çıkacak diye bir şey yok. Yeni dal verebiliyor. Budadığınız olan filiz dal kısmı kendini koruyabiliyor. Yani şu şekilde bile olsa kurumuş bile olsa oradan dahi çiçek çıkma ihtimali var. Bu yüzden budarken kesinlikle orkidelerinize şans verin. Zaman verin. Emin olun ki üst kısımdan dallı kısmından çiçek vermesi biraz daha kolay oluyor. Alt kısmından da budamasanız bile
Orkide formda olduğu zaman yeni dallar verebiliyor. Bu yöntemi takip yapabilirsiniz. Kesinlikle de ikinci boğumdan, üçüncü boğumdan keseceğiz, yeni çiçekler açacak diye de. Çünkü üst kısmından yavru verebilir, filiz verebilir, alt kısmından filiz verir. Hiç belli olmaz. O yüzden dediğim gibi orkidelerinize şans verin arkadaşlar. Dalları hemen bir çırpıda budayıp atmayalım. Hoşça kalın.